Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, bugünkü durağımız Beşiktaş'taki Hair In Saç ve Estetik Merkezi. Firma sahibimiz Sayın Mine Toker Hanım ile birlikteyiz. Birazcık kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz? Tabii ki. Adım Mine Toker. 2012 yılından bu yana Hair In'in yöneticisiyim. Firmamızda saç problemi yaşayan insanlara çözüm sunuyoruz. Firmamızda saç ekimi, protez saç, saç simülasyonu, lazer duşu mevcuttur. Bugün size protezden biraz bahsetmek istiyorum. Protez saçın uygulaması hangi aşamalarda gerçekleşiyor? Protez saç düşünen müşterilerimiz merkezimize geliyorlar. Saçları analiz edilir, problemli alanın ölçüleri alınır ve saçından ufak bir numune alınır. Bu yurt dışındaki partnerimize yollanır. Orada ince file üstüne %100 doğal insan saçı, bir de onun birebir aynı saçından tek tek ekilir ve Türkiye'ye tekrar yollanır. Türkiye'ye yollandığında biz müşterimizi çağırıyoruz, merkezimize geliyor ve merkezimizde bunu ona uyguluyoruz. Protez saçı en çok kimler tercih ediyor? Saç ekimi yaptırmak istemeyen kişiler veya saç ekimine müsait olmayan kişiler uygulatabilir. Kanser tedavisi gören hastalar uygulatabilir. Alopesiya hastaları uygulatabilir, saç kıran hastası uygulatabilir veya herhangi bir şekilde saçlarından memnun olmayıp seyrek saç olan insanlar uygulatabilir. Sizin kullandığınız protez saçlar sentetik mi yoksa doğal saçtan mı oluşuyor? Sentetik protezler de mevcut, birçok yerde kullanılabilir. Fakat Hair In firması olarak ben en çok görsele önem verdiğim için görsel olarak ayırt edilmemesi gerekiyor doğal, yani kişinin kendi saçından. Dolayısıyla bizde sadece ve sadece doğal insan saçı kullanılır. Peki kemoterapi gören kanser hastaları için bu yöntemler sağlıklı mı? Şöyle ifade edeyim ben size. Şimdi kemoterapi tedavisi gören insanlar psikolojik olarak gerçekten çok mutsuz bir döneme giriyorlar. Çünkü yaşadıkları durum çok zor bir durumdur. Tabii burada ilaç önemli bir faktör. Fakat moral de çok önemlidir biliyorsunuz bu tedavi süresinde. Bizim kullandığımız Metfolin adı altında medikal bir sistem vardır. Doğal insan saçından yine oluşan vakumlu bir sistemdir. Ve bu kanser tedavisi gören insanlara uygulanan, rahatlıkla kendilerini de takıp çıkarabileceği bir sistem olduğu için uyguladığımız bir sistem ve çok doğal, çok güzel bir görüntü elde ediliyor. Burada tabii ki tedavi gören hastalarımız sosyal hayatından hiçbir şekilde kopmadan güncel hayatına devam ettikleri için çok mutlu, çok pozitif, çok daha enerjik olabiliyorlar ve bu onların bu zor sürecinde çok iyi bir destekçisi oluyor bu tedavi süresinde. Protez saç kullanan kişi abdest alabilir mi? Protez saçlarımız ince bir fileden oluşmaktadır. Altyapısı ince file olduğu için saçlar tek tek elle de oraya ekildiği için kesinlikle su ve hava geçirgendir. Türkiye'de bu soru çok sorulan bir sorudur. Burada sistemi tam bilmeyen kişiler yok su geçirmiyor diyebilirler. Fakat ben müşterilerimize o zaman herhangi bir kafalarında soru işareti kalmasın diye buraya davet ediyorum. Gelsinler bir uygulama yapalım, bir ıslatalım saçlarını, suya tutalım. Göreceklerdir ki su geçirgen bir sistemdir. Hiçbir şekilde abdesti engelleyen bir sistem değildir. Protez saç yaptırmak isteyen kişiler firma seçerken neye dikkat etmeli? Benim onlara tavsiyem, firmayı seçerken öncelikle mutlaka görüşmeye gitsinler. Gittiklerinde bir iki örnek saç görmek istesinler, incelesinler. Sonuçta kötü bir şeyi zaten aşağı yukarı ayırt edebilirler. Firmadaki kişiler hemen tamam buyurun gelin deseler, gidip görüştüklerinde bile yani hemen satmaya kalktıklarında hemen karar vermesinler. Yani birçok yeri gezip iyi araştırıp ona göre karar versinler. Medikal malzeme kullanan yerleri tercih etsinler. Sağlık Bakanlığı onaylı yerleri tercih etsinler. Çünkü birçok firma gerçekten çok ucuz ve kalitesiz malzeme kullanabilir. Dolayısıyla mağdur insanlar çok oluyor. Duyuyorum,
görüyorum, bize gelenlerden de görüyoruz, müşterilerimizden şikayetleri ciddi boyutta oluyor. Bizim kullandığımız malzemeler kesinlikle medikal malzemeler. Çünkü dediğim gibi kanser tedavisi gören müşterilerimize de hizmet verdiğimiz için bu konuda çok titiz olmak zorundayız. Bunlara dikkat etsinler. Tavsiyem bu. Minem Hanım, uzman olarak sizin müşterilerinize tavsiyeleriniz nelerdir? Benim tavsiyem tembellik yapmayıp protez veya saçla ilgili bir çözüm arıyorlarsa kalkıp 5 dakikalarını ayırıp buraya gelmelerini tavsiye ederim. Çünkü biz merkezimizde protez düşünüyorlarsa protezi bir denetiyoruz. Yani kişiye bir uyguluyoruz, demolarımız var. Onu uyguluyoruz, kendisini bir saçlı görsün. Gördükten sonra kararını versin. Yani doğal mı duruyor, rahatsız mı ediyor, hissediliyor mu, herhangi bir olumsuz yönü var mı? Tüm bilgileri veriyoruz, kahve ikram ediyoruz, sohbet ederekten kendilerine bunu tanıttıktan sonra bence kararını ondan sonra versinler. Çünkü protezle ilgili çok ciddi boyutta bir ön yargı var. Peruk mu diyorlar? Peruk çok eski zamanda kalmış bir sistem. Orada tabii ki hava ve su geçirmeyen altyapılar mevcut. Sentetik saç mevcut. Dolayısıyla bu sistem artık ileri derecede bir sistem. Çok farklı protez altyapıları var. Dolayısıyla çok doğal bir görüntü elde ediliyor. Yani bence şöyle söyleyeyim size. Hiçbir sistemde elde edemeyecekleri görüntüyü ben bunu iddia ediyorum. %100 protez saçla elde edebilirler. Çünkü ekimde genellikle çok seyrek kalır sonuç. Simülasyonda sonuçta saç çıkmıyor orada. Tamam, görüntü olarak belki daha yoğun bir görüntü elde ediyorlar. Ama bu saçın hani şekil verme, fön çekme gibi bir takım avantajlarını vermiyor. Dolayısıyla protezin sunduğu avantajlar gerçekten çok çok güzel avantajlar. Yani görünüm itibariyle çok daha enerjik bir görüntü oluşuyor, kendine güvenli bir görüntü oluşuyor. İstediği şekli verebiliyor, spor yapabiliyor, duş yapabiliyor, yüzebiliyor. Yani istediği şeklini verip fön çekebiliyor. Yani bunun hiçbir şekilde bir negatif yönü olmadığı için bence ön yargıları bırakıp bir telefon edip 5 dakika ayırıp buraya gelip denesinler, görsünler. Ona göre de sonra kararlarını versinler. Sonuçta bizde ekim de mevcut, diğer istediği teknikler de mevcut. Ona göre karar vermeleri bence daha kolay olabilir. Evet Mine Hanım, bizi burada ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Peki buradan son olarak Altın Rehber izleyicilerine söylemek istedikleriniz nelerdir? Saç problemi yaşayan arkadaşlarımız buyursun gelsinler, izin versinler, onları biz tekrardan yaratalım, kendileri karar versinler.